Günaydın, tünaydın, iyi akşamlar arkadaşlar. Beni günün hangi saatinde izliyorsanız da iyi seyirler. Çok güzel balıklarımız geldi. Elimizde olmayan türler diyebiliriz çoğuna. Bir tür vardı sadece. Red Tuxa'da koyu, ribon ve düz kanlar. Hem ribonu hem düzleri var. Maşallah çok güzel balıklar. Bunların düzleri vardı sadece. Düzlerin de erkekleri vardı genelde. Dişi hiç yoktu neredeyse. Ribonla birlikte bunları takviye yaptık. Benim elimdekiler bunlardı. Gördüğünüz gibi alayı erkek. Karıştırmadım onlarla bunları şimdi. Sıkıntı çıkmasın diye. Bunları buraya açacağız ayrıca. Tilnatus koldurasarlı birlikte hobihanede yaşamaya devam edecekler. Albino Fulgret geldi. Çok uzun süredir herkes soruyordu. Böyle güzel bir kanı da hiç denk getirememiştim şimdiye kadar. Güzel bir kan Albino Fulgretler geldi. Güzel damızlık, hamile dişleri de var içlerinde. Black Shoulder'lar kalmamıştı hobihanemizde. Black Colduras, Black Venezuela diye herkes tabir eder ama Black Shoulder'lar bunlar. Bunlardan da hobihanemize tekrardan ilave ettik. Ve bir hobihanenin olmazsa olmazı Bronze Commando Colduras'lar, klasik çöpçüler. Onlardan da elim de azalmıştı. Tekrar biraz daha takviye yaptık. Şimdi ilerleyen günlerde ithalat olacak. Bunlar yerli üretimler. 4 tür sadece ekledik. İhtiyacım bunlardı. İthalattan yeni gelecek türlerle birlikte videonun devamında zaten gösteririm hepsini sizlere. Birkaç gün sonra ithalata gideceğim. Siz bu videonun devamında hemen ithal balıkları da göreceksiniz birazdan. Evet, beklenen ithalat gerçekleşti arkadaşlar. Efsane balıklar geldi. Bir tane diskusu bizim koloniye ekledik. Çok güzel bir rengi var. Şu anda stresten tam olarak göstermiyor. Artık ilerleyen videolarda göreceğiz. İki tane daha diskusumuz var ama onlar gidecek direkt. Bunlar da güzel. Kobalt, blue diskuslar. Güzel mavilikleri var. Ama bunlar hobihanemizde kalmayacak. O yüzden zaten oraya koydum. Bir de çok özel plakolar geldi gene. Şöyle L200'leri bir önce göstereyim. 2 adet L200'ümüz geldi. Bol miktarda Nerite salyangozumuz geldi. Ve hobihanenin çok eskiden aldığı türler tekrar hobihanede L201'ler. Aynı bu boylarda almıştım. Yıllarca büyütüp damızlık hale getirmiştim. L333'ler. Şu anda adını bilmiyorum. Farklı bir vatos türü elimde var. Çok güzeller, çok keyifliler. 10 tane daha aldım. Ve L183'ler. 10'ar adet özel tür plakolarımız geldi. Albino Frenatus, Yakut Tetrazon, Labio. Gromi çeşitlerimiz yine arttı. Gold Gromi, Golden Tin Tips Gromi. Cüce Gromilerden Cobalt Blue, Blood Red ve Dwarflar. Güzel bir Gromi çeşitliliğimiz oldu. Tül Kuyruk Serpai. Blood Fin Tetra. Bunlardan da elimde var. Ama çok seviyorum ben bunları. Bu grup halinde çok güzel yüzüyorlar. Onları ekledik tekrardan. Sarı transgenetik tetralar, büyük boyutta güzel denk geldi, hepsini aldım. Kiraz tetra, kan kırmızısı kiraz tetralar, kiraz barplar pardon. Black Phantom tetralar. Rasporo elimde azalmıştı, tekrar takviye yaptım. Penguin Tetra, Balon Ramirez'i, Merah Rasparo. Bunlar şu anda hepsi çok küçük, güzelleşecekler. Naked Micro
Rasparo. Bunun adını bilmiyorum ama şu çizgili falan bak kendini göstermeye başlamış. Çok güzel bir Rasparo türü bu da. Galaxy Rasparo. Hemen desenlerini almaya başladılar. Güzel boyutlara denk geldi. Dışarıda nelerimiz var? Bu dediğim gibi dışarıdaki akvaryum gökkuşağı yapacağım demiştim. Boisema gökkuşağı ekledik. Green severyumlar. 5 adet green severyum ekledim. Biliyorsunuz buraları Amerikan çiklet yapıyoruz. Gold severyumum vardı. Onlar büyük boyutu zaten. Bir de green severyumlarımız oldu. Danimatyalı balon moliler. Bunu da toptancının elindekinin hepsini aldım. Panda koldoraslar. Sevimli çöpçüler. Sorucuma albino gold astronotlar 5 adet ekledim. Ve şöyle son olarak cüce vatozlar, bol miktarda cüce vatozumuz, siyah cüce vatoz ekledim. Son olarak demiştim ama asıl son olarak da burada betalarımız, beta sayımızı arttırdık. Kırmızı, şöyle mavi, şöyle beyazlı, şöyle farklı bir renk. Trabzonsporlu var. Hatta iki tane Trabzonsporlu var. 7 adet betamız oldu. 5'erli yapacaktık ama güzelleri denk gelince ekledik hepsine. Şimdi ben bu balıkları bir açayım. Daha bitkiler var. Çok güzel bitkiler aldım. Bunları bir yerleştireceğim. Videonun devamını göstereceğim. Malzemeler var. Onları göstereceğim. Balıklarımızı fazla bekletmeyelim. Onları da hallettikten sonra videonun devamında gösteririm zaten. 40.000 kere maşallah. Diskuslar gerçekten çok güzel. Keyifleri de yerinde. Gitmeden bir şunları bir şöyle güzelce göstereyim istedim sizlere. İkisi birlikte küçücük akvaryumda ne güzel takılıyorlar. Bir dahaki parti denk gelirse ben kendime de alayım bunlardan. Yeni sahibine keyif versin. Güle güle beslesin. Gözümüz kalmıyor. Maşallahlarımızı eksik etmeyelim arkadaşlar. Gerçekten güzel balıklar. Bizim ufaklık da kendini göstermeye başladı. Onu da bir göstereyim. Nerede? Diğerlerine hemen uyum sağlamış diğerlerinin içinde. Gördüğünüz gibi bunun da renkleri çok güzel. Dün poşetin içinde böyle güzel görünmüyordu ama değişik güzel bir rengi var bunun da. Evet, anübiyaslarımızın hepsini taşlara bağladık. Ve birçok arkadaşın çok hoşuna gidecek bir şey. O genelde bir tane bile yapay bitki kalmadı. Buradaki akvaryumun hepsini canlı bitkiye çevirince şöyle göstereyim. Yapay bitkilerin sonu hobihaneden dışarı oldu. Burada yapay bitkiler. %100 doğal diyeyim artık ben size. Şu bitkileri göstereceğim de sonra göstereyim. Önce alibiyasları göstereyim. Bu akvaryum böyle oldu. Alttaki de bu şekil oldu. Burasının dizaynı da bu şekil. Burası zaten büyüklerle doldurmuştum ilk günden itibaren. 4 tane görsel akvaryum alibiyasta oldu. Diğer akvaryumda hep birer tane alibiyaslar var. Kobombolar. Bunların da keyifleri çok güzel. Aynı Cecilia floralar gibi. Bunlar ışıldıyor resmen.
Şu bitki de ilk koyduğumda şeydi, bir garip durmuştu, sonradan güzelleşti. Şunlar inanılmaz uzadı. Akvaryum kapladı neredeyse. Geçen gün bir arkadaşım şey dedi. Tam gerçekten hobi hanem sözü oldu. Adını bilmediğimiz bitkiler, adını bilmediğimiz balıklar besliyoruz. Bitkilerin de birçoğunun adını bilmiyorum ama bitkilerin keyifleri çok yerinde. Şu farklı bir eledoğa, bunlardan daha çok isteyeceğim bundan sonra. Daha büyük, daha güzel yapraklı. Çok hoş duruyor. Şurada limonlar ve güller. Burada mor bitkilerimiz. Gene çeşit çeşit alibiyaslar, boy boy akvaryumlarımızı süslüyor. Zamanında en büyük dev alibiyaslarımız bunlardı. Artık bir sürü alibiyasımız var. Maşallah keyfi çok girdiğinde mavi böyle parlıyor resmen. Diğerleriyle de uyum sağladı. Birlikte takılıyorlar. Hiçbir sıkıntı olmadı. Şimdi bunu böyle ekledim ya ben. Bir bir farklı renk diskuslar ekleyeceğim. Kafama bunu koydum şimdi yeni. Öyle bir aşamaya gireceğiz. Java fermler. Bir de içeride de bayağı boş olan, alibiyası olmayan akvaryumlara hep alibiyas koydum. Burada bir tanesi. Burada bir tanesi. Vatozlar çok seviyor. Leopar vatozlar hemen başına toplandı bunların. Şuralarda da kalmamıştı. Hep satılmıştı. Buralara da birer tane alibiyas koyduk hep. Alibiyasız akvaryumum kaldı biraz. O yüzden biraz daha alibiyas istedim. Şimdi yolda geliyor. Sonraki videolarda gösteririm artık onları. Şuralarda hep alibiyaslar var. Şimdi bitki işini hallettik. Yukarıdaki malzemeleri düzenleyeceğim bir. Onu da düzenleyip göstereyim. Hatta bir part daha balık geliyor. Onlar da büyük ihtimalle bu videonun içine ya sıkıştırırım ya sıkıştırırım değil, yetiştiririm diyecektim. Söyleyemedim. Bunlar ithal olan bitkiler bu şekilde kurşuna bağlı geldi. Ben bunları saksıya dikecektim aslında. Sonra birkaç arkadaşım dikme dedi. Yani biz böyle daha rahat kullanacağız bunları dedi. Saksı bizim işimizi zorlaştırıyor dedi. O yüzden ben bunları böyle bırakmaya karar verdim. Saksız zaten yeteri kadar bitkimiz var. Cevahirler falan hep böyle kalacaklar. Şimdi ben dükkana çıkayım. Hatta çıkayım oradan videoya devam edeyim. Olayı bir göstereyim. Ne durumda? Savaş alanı gibi dükkan. Evet, malzemelerimiz, kumlarımız, akvaryumlarımız, ithal ışıklı akvaryumlar, boy boy ithal akvaryumlar. Bunları hep açıp yerleştireceğiz dükkana. Şimdi şöyle göstereyim. Bununla ilgili çok güzel bir video gelecek arkadaşlar. Bir kutu dolusu vatoz saklanma küpümüz. Bekleyin. Çok hoşunuza gidecek bir şey olacak bunda. Kampanyamız olacak. Yani kampanyanın detaylarını videoda paylaşacağım. Uygun fiyatlı bir kampanyayla sizlerle birlikte olacağız. Gene yeni nesil küplerimiz. Mangrov kökleri. Isıtıcılar, yavruluklar, yemler, ilaçlar. İlaç değil pardon, sıvı gübre bunlar. Şelale filtre. Yapay bitkiler. Aşağı hobihanede yapay bitkiyi çıkardık ama satmaya devam arkadaşlar. Yani isteniyor. LED armatürler. Armatür bir tane zaten. Ben de 30 santimliği vardı. 50 santimliğini de aldım ve kum çeşitlerimiz. Burası böyle, burayı bir düzenleyeyim. Her toptancıdan geldiğimde burası adım atacak yer kalmıyor. Gene öyle bir gün. Hatta kaç gün? Üçüncü gün bugün. Salı günü aldım. Çarşamba, Perşembe yani ikinci veya üçüncü gündeyiz. Bugün anca fırsat buldum. Bunları bir yerleştireyim. Yerleştikten sonra burayı bir daha çekmeme gerek yok herhalde. Yeni balıklar gelirse çekerim. Onları bir gösteririm sizlere. Videoyu öyle sonlandırırız. Şimdilik bir kısa ara verelim. Kızıl ağaç kozalaklarımız da geldi. 1.000 adet kızıl ağaç kozalağı hobi hanemde mevcut.
Bunlar özellikle karidesler, vatozlarda, apistogramalarda hem suyu yumuşatmak hem üremeyi tetiklemek gibi görevleri var bu kızılağaç kozalağının. Birçok şeye faydası var. Şimdi bir dükkana geçelim. Dükkanı bayağı güzel, kendimce güzel oldu. Öyle diyeyim yani. Orayı bir göstereyim şimdi size. Evet, dükkan görücüye çıkmaya hazır. İtalya akvaryumumuzun üçünü buraya koyduk. Bir tanesi şurada. En büyük boyu. Ve ışıklı olan da burada. Yavruluklar, pipo filtreler, hava motorları, pipo filtreler. Şöyle bir gezelim. Hava motorları, dalga motorları, kafa motorları, küplerimiz, vatoz küplerimiz, kayalarımız, yapay bitkiler, gene vatoz küpleri, yem çeşitlerimiz. Şöyle özellikle yeni gelenleri göstereceğim. Işıklarımız. Şimdi bununla ilgili bir detaylı video gelecek. Gerçi Instagram ve Facebook'ta paylaştım. Detayları oradan da görebilirsiniz. Bunları ayrı bir videoda da anlatacağım sizlere. Akvaryumlarımızın hepsi burada toparlandı. Kumlarımızı buraya yığdık. Zaten ağaç figür köklerimiz buradaydı. Azaldılar tabii biraz. Satıldılar. Isıtıcılar, kepçeler, dip çekim aparatları, pipo filtreler. Hani kökler de bayağı yenilendi. Mangro köklerimizi de buraya dizdim. Bayağı güzel oldu her taraf. Özellikle akvaryumlar güzel duruyor. Evet, bugünkü videomuz da bu şekilde oldu arkadaşlar. Bayağı baştan sona hem balıklar hem dükkan turu, her şeyi göstermiş oldum sizlere. Zaman ayırıp beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım video hoşunuza gitmiştir, videoyu beğenmişsinizdir. Sonraki videolarda görüşmek üzere. İyi hobiler.